velem yezkur, oradan al ümmetinden hesaba tabi olmayanları cennete sok buyurdu. Velem yezkur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmedi. Fi rivayeti Enes'in radıyallahu teâlâ. Hazreti Enes'in kendisinden duyduğu rivayette neyi zikredildi? Hâdel fazle, bu fazileti zikretmedi. Hangisi? Yani ey Muhammed başını kaldır, ondan sonra iste verileceksin, şefaat et, kabul edileceksin buyurduğunu. Sonra başını kaldırdığında ümmetin iste, ya Rabbi ümmetimi isterim, ümmetimi deyince Allah-u Teala da ümmetinden hesapsız, kitapsız cennete girecekleri al girdir buyurdu. Enes radıyallahu anh rivayetinde bu fazileti yani ilaveten zikretmedi. Sadece Bekale dedi, yani Ebu Hureyre'den gelen rivayette mekânehu, onun yerine, yani Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayet yerine Ebu Hureyre'nin yaptığı rivayette Rasûlullah şöyle buyurdu, sümme, yani neyin yerine? Mekânehu. Mekânehu, o demediği konunun yerine. Sümme sonra ehirru, ben kapanacağım, yere düşeceğim. Harra düştü yani, yere düşeceğim. Secdeye kapanacağım. Ne olduğum halde sâciden? Secde edici olduğum halde Allah'tan yardım isteyici olarak. Çünkü Allah ile kul arasında en yakın makam secde halidir. اَقْرَبُ مَا كُلْ عَبْدُ مِنْ رَبِّهُ وَسَاجِدٍ اَلَا فَاَكْسَرُ الدُّعَى. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde mahallidir. Onun için duayı çok yapın. Eğer Allah-u Teala'nın yakınlığından maksat, mesafe yakınlığı olsaydı, uzaklığı olsaydı, veyahut Allah-u Teala arşa otursaydı haşa, bu selefi vahabilerin dediği gibi mekana mütalip olsa, o zaman kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde mahallidir hadisi ne anlama geliyor? Hem en sahih hadis. Demek ki ne kadar alçalıyorsun, alnını secdeye koyuyorsun, Mevla ile o kadar yakın oluyorsun. Onun yerine ne buyurmuş? ثُمَّ اَخِرُّ sonra ben yere düşeceğim sâciden, secde ettiğim halde fevkâlu denilecek diye bana ya Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem irfa râsek, irfa kaldır râseke başını. Secdede çok kaldın, uzun kaldın. Başını kaldır ve bunu söyle. Ne istiyorsan söyle. Yüzma işitilip kabul edilecektir. Leke senin için. Bütün sözlerin senin için verilecektir. وَشْفَعَ şefaat et, şefaatin bakımından kabul edileceksin. Vesel dile, tuğta, yine haysek, tuğta verileceksin. Fekul, o zaman ben diyeceğim, ya Rabbi, ey Rabbim, ümmetimi dilerim, ümmetimi kurtarmanı isterim. Feyukal, o zaman denilecek, intalik, hadi yürü git, cehenneme doğru. فَمَنْ كَانَ her kimin olduysa فِي قَلْبِهِ قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّتٍ bir tane kadar. O tane de neyin tanesi? مِنْ بُرَّتٍ bir buğday tanesi kadar. اَوْ شَعِرَةٍ yahut arpa ağırlığı kadar. Yani arpa ağırlığınca. Bu Müslim'de gelen rivayetteki ravi şek ediyor yoksa Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisini birden buyurmadı yani. Kalbinde buğday kadar, bir buğday tanesi, bir buğday tanesi kadar veya bir arpa tanesi kadar bulunduyorsa, nedir o bulunması istenen, aranan min imanin, iman. Çünkü iman olursa kalbi sağlam olur, düzgün olur. Kalbi düzgün olursa da amelleri de düzgün olur. Kalbinde zerre kadar bir iman var. İman zerre kadar olmaz yani. Artmaz, eksilmez, bölünmez. Ya mümindir ya kafirdir. Ya Kur'an'ın 6660 ayetine inanıyorum da 6'sına inanmıyorum dese, birine bile inanmıyorum dese hepsini inkar etmiş sayılır. Onun için iman da arpa kadar, buğday kadar ifadesinin manası nedir? Amel bakımından. Hiç dünyada salih bir amel yok. Abdest almamış, kusur etmemiş. Ne bileyim. Yere abdesti basmamış yani. Fakat bir fakire yardım etmiş veya işte samimi bir niyetle bir Müslümanın işini görmüş. Belki de çok makbule geçmiş. Bir dua almış. İşte buyuruyor, Habibim diyor,
buğday kadar, hatta arpa kadar kalbinde iman, yani imanlı adamın yapması gereken salih amellerden o kadar az ve hükümsüz ve değersiz ve geçersiz bir şey bulduysan, kimin kalbinde böyle bir şey bulduysan, ameli ne kadar bozuk olursa olsun, fâhriş, hemen çıkar o onu, yani ateşten çıkar. Veya utanma mevkifinde, yani cehenneme düşmese bile Allah-u Teala onu öyle bir koymuş ki dost düşmana seyrettiriyor, defterlerini açıyor, bak adam rezil oldu yani. İşte o rezillikten onu çıkar. فَاَنْتَلِكُ Ben de hemen yürüyüp gideceğim. فَاَفْعَلُوا Bunu yapacağım. Yani bana ne emrolunduysa azabı hak eden, cehennemi hak edenlerden kimin çıkartılması isteniyorsa Mevla'nın izniyle onu yapacağım. Ki cehennemde yananlar işte burada gördük onu. Kimisi az yanıyor, kimisi çok yanıyor. Kimisi 1000 sene azabı uğratılıyor. Onun için müminler hakkında cehennemde duruş süresinin en fazlasına gelen rivayet 7000 senedir. İşte Efendi Hazretleri çok anlatırdı, İmam-ı Gazali'nin kitaplarında bu görüldü bir tek. 7000 seneye kadar cehennemde yanacak Müslüman var. Ama hadi git onları çıkar buyuruyor. فَاَنْتَلِكُ Ben de gideceğim, فَاَفْعَلُوا Bunu yapacağım. Allah-u Teala izin vermeden nasıl yapacak? Ne buyurdu? Habibim, kalbinde buğday kadar, arpa kadar iman, yani salih amelden çok az bir şey dahi bulduysan fe'hricu, hemen onu çıkar. Fe'entaliku, ben de gideceğim, fe'fa'lu, bunu yapacağım. Azabı hak etmiş olanları da cehennemden kurtaracağım. Çünkü cehennemde dönem dönem yananlar var, az var, çok var. Sümme arcu, sonra döneceğim ila Rabbi, Rabbimin hitabına, yani Rabbimin şurada dur buyurduğu yere geri dönüş yapacağım. Ve ahmedu, hamd edeceğim hu Allah. Neyle bitirken muhamidi, aynı hamdlerle ve zekara mislel evveli geride ne zikredildi? İşte öyle hamdler ki şu anda onları ben hatırlayamıyorum, kuramıyorum, kaldıramıyorum. Ancak o gün bana Rabbim o hamdleri ilham edecek. Ve zekara zikretti mislel evveli, aynı geride geçen ravinin dedikleri gibi hadis devam etti, öyle hamd edecek. Ve galifi, ancak bu hadiste, Müslim'de bu hadis, bu rivayette bir ilave var, o da nedir? Kimin kalbinde varsa مِثْقَالُ حَبَّتٍ مِنْ خَرْدَلٍ Orada ne demişti? Buğday kadar veya arpa kadar imanı, yani salih ameli varsa buyurmuştu. Şimdi işi daha küçüğe indirerek hardal tanesinin ağırlığı, miskal ağırlık, habbe tane, min hardel, hardel, hardal işte. Hardalı şey daha, ne onun adı, küçük. Vezne, yani ağırlığı daha düşük. Onun için küçülte küçülte iniyor. Artık buğday kadar bulamadın, arpa kadar bulamadın, hardal tanesi kadar, yani ondan gramajı daha düşük. Bir salih amel işlediğine dair bir belge, bir veri görürsen, onda çıkar. Yani zerre kadar imanın meselesi söylüyoruz ya. Tabii bu iman ve marifet, Allah'ı bilmek, tanımak, inanmak, bunlar kemiyetle ölçülecek, tartılacak, grama, kiloya tabi olacak şeyler değil. Keyfiyet itibariyle değişiyor. Keyfiyet. Yani adam riya için mi yaptı, Allah için mi yaptı, ihlaslı mı yaptı, ihlassız mı yaptı, ne yaptı, ne yapmadı yani. Onun için kardaldan da aşağı kalmış, İmanının nuru zayıflamış, körelmiş adamlar var. Evet, onları da çıkarım. فَاَفْعَلُوا Ben üçüncüde bunu da yapacağım ve onları çıkartacağım. وَذَكَرَ زِكْرَتْتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ Dördüncü kerede neler olduğunu Bukhari'nin rivayetinde bu geliyor. فَاَفْعَلُوا Denilecek diye bana irfa, kaldır râseke, başını, yani secdeden kaldır. İşte iki secde dedim ya, çok uzun sürüyor. وَكُلْ Habibim söyle, yüsma, kabul edilecek davetin, duan kabul edilecek. Ve şefa, şefaat et, şefa, şefaatin kabul edilecek. Kime aracı olmak istiyorsan Allah-u Teala onları salıverecek, hesapları başlatacak. Vesel, vesel idi aslı. Vesel,
kendin için ne makam dilersen dile, tu'ta verileceksin. Buyurulacak. Fekul, o zaman beynine ne diyeceğim? Ya Rabbi, ey benim Rabbim, izenli, bana izin ver, fîmen, o kimselere şefaat etme hususunda ki, kâle dediler, ne dediler? La ilahe illallah. Kelime-i tevhid okuyan Muhammed Resulullah'sız zaten olmaz biliyorsunuz. Ama bizim mezhepte, Hanefi'de, Maturidi'de ameller imandan cüz değil. Bir adam namaz kılmasa da, oruç tutmasa da, zekat vermese de, aç gitmese de kafir değil. Ne günah yaparsa da helal harama inandıktan sonra kafir değil. Onun için ya Rabbi bana izin ver, kelime-i tevhid okumuş, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle yetinmiş, salih bir ameli yok ama izin verirsen ona da şefaat etme hususunda senden müsaade istiyorum. Kale, o zaman Allah-u Teala buyuruyor. Neyse olmadı zalike, işte sana bu kelime-i tevhidi okuyan, hiç zerre kadar ameli salihten nasibi olmayan kimselere şefaat işi kime ait olmadı, raci olmadı? İleyke, sana. Yani senin şefaatin edeceğin kısımlar belli. Sen sadece imanla iktifa etmiş. Yanına hiçbir salih amel koymamış. Zerre kadar iyi bir işi yok. Böyle adamlar, Müslüman da olsalar, bunları cehennemden tabii çıkaracağımı söz verdim sonunda. Ama bu iş sana kalmamış. Yani bunu ben yapacağım. Velakin, ve izzeti, izzim, celalim hakkı için, yani ululuğum, şerefim bahçı için, ve kibriya, yüceliğim, büyüklüğüm hakkı için, daha ve azameti, yine azametim, heybetim, celalim, büyüklüğüm hakkı için, daha ve cibriyai, cibriya, kibriya vezninde, efendim, yine azamet manasında, cebaruttan geliyor yani, cebir. Kelime kökeni cebir, zorlamak. Ve cibriyai, yani kahir gücüm, ezici gücüm, zorlayıcı gücümün hakkı, bahşi hakkı için. Le uhri cenne, elbette ben çıkaracağım minen nari, o ateşten, yani cehennemden. Kimi men, o kimse dedi ki, kâle dedi, la ilahe illallah. Ömründe bir kere bile ikinciyi tekrar etmese bile, yani etmemiş, nasip olmamış yani. Bir kere demiş. O da imanı olduğu için, tam Muhammedur Resulullah'sı olmaz. İman şartları bir bütündür, Kur'an ayetleri bir bütündür. Elek gibi elenmez, ona inanırım, buna inanmıyorum diyen kafirdir zaten. Onun için cehennemden elbette ben çıkaracağım. Kimi men kâle la ilahe illallah. Kelime-i tevhid okuyan Muhammedur Resulullah diyen ne? Bir kere bile bunu okumuş olsa Müslüman sayarım ve kurtarırım buyuruyor. Bunun üzerine min rivati Katade'te, Katade radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet daha var. O rivayette kimden? Anhu Enes radıyallahu anh'u ondan. Yani Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Kale, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fela edri, ben bilmiyorum, fissaliseti, üçüncüde mi evir rabiatı yahut dördüncüde mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat ne zaman buyurdu? Yani cehennemden işte bu arpa, buğday arpa kadar imanı olanı kalbinde iman bulunan çıkardı. Sonra hardal kadar, sonra hardaldan aşağı buyurdu ya. Burada mesela buğday arpaya da ayrılsa oluyor dört. Hani burada üçüncüde buğdayla arpa kadar bir kere de buyurduysa ikincisi hardal olur. Üçüncüsü de hardaldan daha düşük şeyde, gramajda kalbinde iman var. Yani ameli o kadar zayıf demek istiyor. Yoksa iman bölünmez. Ama fissalise de üçüncüde mi dedi? Hazreti Enes diyor. Veya Hazreti Enes'ten ibadet eden Katade. Ya hadisin direkt ravisi Hazreti Enes sahabeden ya da ondan ibadet eden, dinlemiş olan tabiinden Katade oluyor. Üçüncüde veya dördüncüde dedi yani, diyor yani. Onlar şüphe ettiler. Hangisi olduğunu kesin bilemiyorum dedi yani. Ama Resulullah şunu buyurdu. Kaçıncıdan sonraysa ne buyurdu? Fekulü, ben diyeceğim. Ya Rabbi, ey benim Rabbim, ma bakiye, kalmadı. Finnari, cehennemde kalmadı. Bütün kâbise 7000 sene, en fazla 7000. 7000 sene geçmiş oldu. Çünkü cehennemde
kalmadı. Kim kalmadı? İlla men, o kimsenin haricinde kimseler kalmadı ki. Yahut da illa men, ancak o kimse kaldı ki. Habese, hapsetti, engelledi. Hu, onu kim? El-Kur'an'ı, Kur'an. Yani Kur'an, Kur'an'ın engellediği kişilerin dışında cehennemde Müslüman kalmadı. 7000 seneye kadar da yansalar, cehennemdeki Müslümanların tabakaları boşaldı. Onların hepsi cennete geçtiler. Ancak Kur'an'ın durdurdukları müstesna. Kur'an'ın durdurdukları ne demek? Şu demek ki men, yani illa men, ma bakiye kalmadı efendim. İlla men, ancak o kimse kaldı ki vecebe, vacip oldu aleyhi, onun hakkında ne? El huludu, kafir öldüğü için, imansız ahirete gittiği için ebedilik hükmü, ebediyen ateşte kalma hükmü kimler hakkında kesinleştiyse onlar da zaten kafirler, münafıklar. İnnel münafıkın fiddergi esfeli minel nâr. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. Velen tecidelehum nasîrâ. Sen onlar için hiçbir yardımcı bulamayacaksın. O zaman demek ki şefaat geçmiyor işte. O kaldı. Çünkü münafık kalbinden iman etmeyen, dilinden iman ettim diye ne derler. Günahkar, çok günah işledi falan diye adam münafık olmaz yani. Sonra ne buyuruyor? İnnallâh lâ yâgfirun yuşrake bi. Şüphesiz Allah kendine şirk, ortak koşmasını bağışlamaz buyuruyor. Demek ki müşrik, münafık bunlar cehennemde kaldılar. Çünkü Allah-u Teala buğday kadar imanı, ameli olanı çıkarın. Sonra arpa kadar imanı olan çıkarın. Sonra hardal kadar salih ameli olan çıkarın. Sonra hardaldan da aşağı. Elbette ki iman etmiş olanlardan hiçbiri ne kadar da günahkar olsa da cehennemde kalmayacak. Zaten sahih hadis-i şerif bu. Buhari, Müslüm hadis-i şerif, Ehl-i Sünnet'in itikadı da buna mebnidir yani. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizim hakkımızdaki yapacağı şefaatler, kim bilir hangi sınıftan, hangi zümreden, hangi durumda kalacağız. Allah cümlemize iman selameti nasip eylesin. Kafir, münafık ölmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Böyle bir hadis-i şerif. Şimdi bazıları hadis-i şerifin bir kısmı tabii bitti yine. Ama ya nasıl oluyor? Makam Mahmud demiştin ki şefaati başlatma makamı. Diğer peygamberlerin, ulemanın, evliyanın da şefaat edecek etme hakları var ama kullanamıyor. İlk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin alacak, makam Mahmud'da müracaat edecek. İşte o secdeleri yapacak, hamdselalarda bulunacak. Allah-u Teala da kaldır başını Habibim, iste verileceksin, şefaat et, kabul edileceksin buyuruyor. Bunun üzerine bütün peygamberlere de şefaat hakları veriliyor, alimlere, şehitlere. Mahşerde hesap görülme işlemi başlıyor. Bu da onları büyük bir darlıktan, sıkıntıdan kurtarıyor. Çünkü bütün mahşere çıkanların hepsi, dünyadakinin düşün, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar, hepsi bir arada çıktıklarında orada hapsolmuşlar, kıpırdanamıyorlar, zor bir iş. Oradan kurtarıyor onları makam-ı Mahmud'a yükselince. Hamd-i senalar yapınca Allah-u Teala Habibine bu yetki veriyor. Ama daha sonra cehenneme düşenler oluyor. Çünkü hesap başlıyor. Hesap başlayınca sırat, mizan, tartı, ölçü. Zaten kafirin hiç tartısı da yok. Çünkü sevabı yok ki günahını tartsınlar. İkinci sefer cehenneme düşenler oluyor. O zaman yani birinci mahşerdeki darlıktan bütün insanlar kurtulup muhasebe, muhakeme başlasın da cennete eli cennete, cehenneme eli cehenneme yolunu bilsin. Nereye gideceğini bilsin. Birincisi makam Mahmud'da bu izin çıkarılıyor. İşte iki secde var zaten. 140 sene sürüyor. Yani dünya senelerine vurduğun zaman bu beklentiyle onlar orada daha cevap bekliyor. Ne kadar da sıkıntıya düşüyorlar. Ama sonunda o hesap başlıyor. Ama bu sefer cehenneme ümmetten, Müslümanlardan cehennemlikler var. Cehennemlikler cehenneme atılıyor. Yani hiç atılmadan işte tevbe erişen, şefaat erişen, salih bir ameli olan, Allah-u Teala merhamet namazlar olan, Mevla'nın murad ederse olur, o ayrı bir şey. Ama cezasına göre yanacak diye adamı atıyorlar, Müslümanı da atıyorlar. İşte bir saniyeden başlıyor, 7000 seneye kadar sürecek bir azap vakti var. Ama yine onları da
İşte yine Mevla'dan müsaade istiyor, yine izin istiyor, yine secdelere kapanıyor, yine hamdüsenallah Rabbim ona ilham ediyor. Zaten kabul etmeyeceği dua yaptırmaz, ilham etmez, kurban olduğum Allah'ım. Bunun üzerine yine şefaat hakkını kullanıyor. Bu sefer işte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e git buğday kadar, arpa kadar, hardal kadar düşürüyor aşağı doğru. Hardaldan da daha az olsa, kalbinde zerre kadar iman olsa ve buna mukabil bir salih ameli bile olsa, ömründe bir kere bile bir iyilik yapmış olsa, onları da çıkart. Zaten amel bakımından tatbikat ve icraat bakımından hiçbir ameli olmasa da en azından iman etmiş olması da güzel bir amel, o da yetiyor. Sonunda cehennemden çıkarılıyor ve cennete götürülüyorlar, götürülecektir. O zaman Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibim, ben seni kırmam. Hadi imanları çıkart. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor hadis-i şerifte? Es'adun nas bi şefaati. İnsanlar içinde benim şefaatime nail olmak hususunda en bahtiyar, en saadetli, nasipli olan kimdir? Men kâle la ilâhe illallah hâlisan min kalbi. Kelime-i tevhid okuyacak Muhammedun Resulullah ile beraber kalbinden gelen bir inanç, bir ihlas ile okuyacak. Sonra ve amil amelen salihan li Rabbi, de Rabbi için salih amel işleyecek. İşlemiş olacak. Şimdi Rabbi için salih bir amel, sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi, kalben ona inanması, itikad etmesi iman. Diliyle de onu söylemesi amel. Demek ki hiç namaz kılmasa bile, işte ne haram günah işlese bile sonunda cehennemden çıkar. Çünkü Rabbi için salih amel işleyecek. O da kelime-i tevhid okuması, zikirlerin en faziletlisi olmak hasebiyle amel sayılıyor. Buhari Müslim'de ne buyuruyor? وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etti. Zaten önceden diğer peygamberler şefaat etti, alimler şefaat etti, şehitler şehadet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son payına kadar kullandı ki en büyük hisse onun. Ama yine cehennemde adamlar kaldı. Velem yapka kalmadı, şefaat edilecek. İlla erhamur rahimin. Acıyanların en merhametlisi Allah kaldı. Fekabaza kabzate minen nar. Cehennemden bir tutam alacak. Yani Allah Teala bizim gibi böyle el hareketiyle gösterilecek bir avuç, bir tutam değil. Ama bu bir mecazdır, kinayedir, tevil gerektirir. Cehennemden bir miktar yani alacak. Feyhuricu minha kavmen. Cehennemden öyle bir topluluğu çıkaracak ki لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَبْتُ. Hiç hayır diye bir şey istememiş. İşte Efendi Hazretleri'nin, işte bak Buhari Müslim maddesi, alnını bir kere secdeye götürmese dedi bak, sonunda cennete girer, imanlı öldüyse. Hiç hayır namına bir şey istememişti. Peki öbür hadiste de diyor ki, Allah için kalbinden halis bir imanla mümin olacak, sonra da Rabbi için bir amel işlemiş olacak. Bunlar çelişki yok mu? Yok çelişki. Çünkü Rabbi için salih amel işlemiş oluyor. Neden? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi ya. İman akıldadır, kalptedir. Eğer dilde deseydin, dilsiz olup da okuyamayanlar kâfir mi olacaktı haşa? Demek ki senin inanman imandır, tasdiklemen imandır, şüphe etmemen imandır, yakındır, gerçekçi bir inanıştır. Ama dille ikrar, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde telaffuzda bulunman da ameldir. Onun için benim için de bir amel isteyecek. İşte en azından la ilahe illallah de. Bu hadiste ne buyuruyor? Mevla Teala cehennemden bir tutam alır ve öyle kişileri çıkarır ki hiç hayır işlememişler. Hiç hayır işlemeden cennete giremez. İşte diye işte kelime-i tevhidi zikretti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala cümlemizi ahir kelamları bakımından hepimize kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat-i uzmalarına, şefaat-i kübralarına nail eylesin. Mahşerde perişan olmaktan, imansız ölmekten, ebedi azaba düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve selleme.